Saygıdeğer konuklarımız, kıymetli katılımcılarımız, şimdi konuşmalarını yapmak üzere kardeş ülkemiz Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'i alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Emine Hanım, hürmetli ve aziz dostlar. Kardeş ülkede yeniden olmağımdan çok memnunum. Size Azerbaycan halkının samimi salamlarını getirmişim. Bir yıl önce Teknofest Festivali Bakı'da geçirilmiştir. Ve aziz kardeşimle beraber biz Teknofest'te iştirak etmiştik. Bugün ben buradayım. Bir de bunu gösterir ki Türkiye ve Azerbaycan her zaman bir yerdedir. Türkiye ve Azerbaycan dost, kardeş ülkelerdi. Aynı zamanda iki yıl bundan önce Şuşa Beyannamesinin imzalamasıyla Türkiye ve Azerbaycan resmen müttefik oldular. Bu tarihi beyannameni Karabağ'ın tacı olan Şuşa'da imzalanmasının hususi önemi var. Şuşa, Azerbaycan halkının aziz şehridir, tür dünyasının aziz şehridir. Ve Şuşa'nın işgaldan azat edilmesi neticesinde Azerbaycan öz toprak bütünlüğünü berpa etmiştir. Türkiye, onun cumhurbaşkanı, kardeş Türk halkı daim bizim yanımızdaydı. İkinci Karabağ Savaşı'nın ilk dakikalarından son dakikalara kadar aziz kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bizim yanımızdaydı. Onun açıklamaları, onun mesajları bir manalı Azerbaycan'ı desteklemişti. O söylemiştir ki Azerbaycan tek değil, Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır ve bu bize elave güç verdi, elave ruh verdi. Türkiye son 20 yıl ərzində büyük ve şerefli yol keçmiştir. Sayın Cumhurbaşkanının liderliğiyle Türkiye dünya çapında söz sahibine çevrilmiş, bizim bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin garantörüdür. Türkiye, büyük Türk dünyasının birleşmesi işinde çok büyük rol oynuyor. Geçen ay Ankara'da geçirilmiş Türk devletlerinin zirve toplantısında da bütün Türk devletleri aziz kardeşime öz desteğini, öz hürmetini ve bizim ümumi dayanışmamızı bildirmiştir. Türk dünyasının büyük coğrafyası var, büyük potansiyeli var, büyük tabii kaynakları var, büyük herbi gücü var. Türk dünyasının birleşmesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk dünyası karşısında tarihi hizmetleri vardır. Bugün Türkiye, Avrasya'nın ticaret, enerji, ulaştırma, siyasi merkezidir. Ve günden güne Türkiye'nin önemi, rolu artır. Türkiye'nin güçlü sanayisi hem Türkiye'ni güçlendirir, hem Türkiye'nin müttefiklerini güçlendirir. Türk ordusu bugün dünya çapında en önde olan orduların sırasındadır. Türkiye'nin savunma sanayisi bugün bütün dünya tarafından kabul edilir ve en gelişmiş, en çağdaş, en modern savunma sanayisi hem Türkiye'ni hem bizi güçlendirir ve uzun yıllar bundan sonra Türkiye'nin güvenliğini temin edecektir. Bugün Teknofest'te iştirak ederken
Teknofest'in kurucusu aziz kardeşimiz Selçuk Bayraktar'ın hizmetlerini de kaydetmek isterdim. Selçuk Bey Azerbaycan'da defalarla olmuş, o cümleden azat edilmiş torpaqlarda, Şuşa'da ve son gelişinde geçen ay, ya daha doğrusu bu ayın evvelinde, Nisan'ın 3'ünde Azerbaycan'da olarken biz gelecek işbirliği hakkında danıştık ve Bayraktar Merkezi'nin Azerbaycan'da yaratılması hakkında anlaştık. İnşallah yakın gelecekte Azerbaycan'da Bayraktar Merkezi yaratılacak. Orada eğitim, bakım, üretim de olacaktır. Selçuk Bey Bakı'da olarken bana Kızıl Elma'nın bir maketini hediye etti. Ben fırsattan istifade ederek Kızıl Elma ile bağlı bütün kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Ve ümit ederim ki yakın gelecekte Kızıl Elma Azerbaycan'ın semasında da olacaktır. Kızıl Elma havada, Altay ve Tok guruda, Anadolu denizde, bugünkü Türkiye budur. Bir neçə gündən sonra Azərbaycan xalqı Çağdaş Azərbaycan dövlətinin banisi qurucusu Heydər Əliyevin 100 illiyini qeyd edəcək. Heydər Əliyev demişdir, Türkiyə və Azərbaycan bir millət, iki dövlətdir. Bugün biz bunu ispatlayırız. Bugün bütün bizim atalarımızın, əcdadlarımızın ruhu şaddır. Çünki Türkiyə və Azərbaycan bir yerdədir. Ve atam demişken bir millet, iki devlet, əlavə etmək istəyirəm, bir yumruq. Mən bu sənə üçüncü dəfə qardaş ölkəyə səfər edirəm. Şubat ayında olmuşam, Mart ayında olmuşam, bugün buradayım. Əziz qardaşım, sıra sizdə. Biz sizi bekliyoruz. Bütün Azerbaycan halkı sizi bekliyor. Sizi öpür, kucaklıyor. Size öz saygı ve sevgisini çaktırır. Türkiye-Azerbaycan birliği ebedidir.